Mezhebi inkar edenler şöyle soruyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hangi mezheptendi? Bu soruya muhatap olan kişi peygamberimizin mezhebi yoktu dese, bu sefer soru sahibi o zaman bu mezhepler nereden çıktı diyecek. Yok eğer peygamberimiz Hanefi idi ya da Şafii idi dese, bu sefer de bir mezhebi peygamberimize isnat ederek hata etmiş olacak. Eğer cevap vermeyip sükut etse, bu sefer de soru sahibine mağlup olmuş ve onun haklılığını tasdik etmiş olacak. Bu sorunun cevabını burada verelim ki, mezhebe tabi olanlar mezhepsizlerin bu saçma sorusu altında ezilmekten kurtulsun. Sorunun cevabında misal dürbününü kullanacağız. Şimdi size 3 misal vereceğim. Bir su kaynağını ve bu kaynağın oluşturduğu bir havuzu hayal ediyoruz. Kaynaktan akan suyun da 4 rengi var. Havuzun suyu 4 farklı kanala dökülüyor olsun. Mavi, kırmızı, sarı ve yeşil. Bu 4 renk havuzda karışık bir şekilde dururken kanallara doğru yöneldiğinde her kanala bir renk giriyor. Suyun mavi rengi bir kanala, kırmızı rengi bir kanala, sarı rengi bir kanala ve yeşil rengi de bir kanala. Şimdi havuzun yanında duran ve bu 4 kanaldaki 4 farklı rengi gören kişi soruyor. Bu havuzun rengi nedir? Şimdi biz sarı desek havuz sarı değil, kırmızı desek havuz kırmızı da değil ve yeşil desek yeşil de değil. Eğer bu sular bu havuzdan gelmiyor desek bu da doğru değil. Yok eğer cevap vermesek bu da soru sahibini sevindirecek. O halde ona şu cevabı vermek gerekir ki hem doğrudur hem de hakikattir. Su kaynağı ve havuz bu renklerin hiçbiri değildir. Belki bu kaynak ve havuz öyle bir renktedir ki bütün bu renkleri içinde barındırıyor ve bütün bu renkler ona aittir. Her kanal kendi kabiliyeti nispetinde havuzun bir rengini gösteriyor. Aynen bunun gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ilahi bir kaynak ve vahyin havuzudur. Bu havuzun hayat suyu hükmünde olan şer'i hükümlerse kanallar hükmünde olan mezheplerle bize ulaşmaktadır. Her mezhep bu havuzun tabiri caizse bir rengini bizlere ulaştırmakta ve o hayat suyunu içmemize vesile olmaktadır. Demek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne Hanefi'dir, ne Şafii'dir, ne Maliki'dir ve ne de Hanbeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu mezheplerin hükümlerini şeriatında cem etmiş bir ilahi havuz ve hakikatin menbaıdır. İkinci misal. Bir ağaç hayal ediyoruz ki bu ağacın 4 dalı ve her dalında da farklı bir meyve var. Bir dalında elma, bir dalında üzüm, bir dalında hurma ve bir dalında da çilek. Bir akılsız bu muhteşem ağaca bakıyor ve diyor ki, bu ağaç ne ağacıdır? Eğer elma ağacıdır desek, bu sefer daldaki üzümleri inkar edecek. Eğer üzüm ağacıdır desek, bu sefer de hurmaları inkar edecek. Yok eğer hurma ağacıdır desek, bu sefer de diğer meyveleri inkar edecek. Ona verilecek cevap şudur. Bu ağaç öyle bir ağaçtır ki yetiştirdiği hiçbir meyvenin adıyla anılamaz. Belki bu ağaç bütün bu meyveleri bünyesinde barındıran bir mucize-i kudrettir. Aynen bunun gibi Peygamberimiz de tabiri caizse böyle ilahi bir ağaçtır. Bu ağacın 4 dalı 4 mezheptir. Her dalında nübüvvetin farklı meyveleri vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne Şafii'dir, ne Maliki, ne Hanefi, ne de Hanbeli. Peygamberimiz
bütün bu mezhepleri çekirdeğinde ve gövdesinde barındıran nurani bir ağaçtır. Üçüncü misal. Güneşin yedi renginin aksini gören bir akılsız sorar. Güneş mavi midir? Kırmızı mıdır? Yeşil midir? Ve hakeza. Şimdi mavi desek, güneş mavi değil. Kırmızı desek, güneş kırmızı da değil. Turuncu desek, güneş turuncu da değil. Ya da başka bir rengi söylesek, güneş o renkte de değil. O halde doğrusu şudur. Güneş, bütün bu renkleri içinde barındıran bir cismi Rabbani'dir ki, bu yedi renk onun madeninden çıkar. Aynen bunun gibi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi böyle parlak bir güneştir. Dört mezhep, bu güneşin birer rengidir. Bu ilahi güneş, bu renklerin hiçbiriyle isimlendirilemez. Ancak denilir ki bu dört renk, yani dört mezhep, bu güneşten süzülmüş ve güneşin bir cihetini gösteren akislerdir. Bu güneş, bu renklerin hepsine sahiptir. Onun adı ne Hanefi, ne Maliki, ne Şafii, ne de Hanbelidir. Onun adı hakikat güneşi olan Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem.